Sağ olun, teşekkür ediyorum hatırlayıp andığınız için. Güzel kardeşim, başına bu işin gelmesi, yani nedeni belli olsa ben birazcık rahat edeceğim. Bu kadar 6 sene muhakkak çalışıyorlar. Hepsine müteşekkirim, hepsine, ama daha derin olması lazım. Bu katilin görüntüsünün alındığı vakit Evet. orada işi şöyle demişler. Tamam, biz aldık görüntüyü ama nereden bindi? Nereye gittiğine bakmışlar, orayı bulamamışlar. Orası da en büyük kayıp. 6 yılın bir yıl öncesi, 2 yıl öncesi bir programa katıldım ben. Orada bize katilin görüntülerini tanıyan ihbar geldi. Sivil fotoğrafları, şahsiyeti, bir dokümanı, biyografisi geldi. Takır 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 geldi. Hemen gittim avukatıma, verdim dilekçemizi, gittim savcıma. Resmiyle beraber birebir ihbarımı yaptım. Onun ardından polisin bana sorduğu bir Erbil seyahati var, arkadaşıyla yaptığı. Bunu karayoluyla yapmış Van'dan sonra. Erbil seyahati. Evet, bu Tamam. Erbil seyahatinde döndüğünde ben kardeşime gittim. Gittiğimde kardeşimin ağzı burnu bütün uçuk atmıştı. Ne oldu dedim, hastalandın mı yolda? Yok, çok kötü bir yolculuk geçirdik dedi. Bizi Van'a kadar uçakla, ondan sonrasını karayoluyla gittik. Can emniyetimiz hiç yoktu dedi. Çok korktum dedi. Bir de burası var. Bu iki tane benim verdiğim doküman, bir de bu Erbil seyahati. Peki bir şey Bunu... soracağım ben Dilek Hanım izninizle. Dediniz ya hani bir programa katıldım, biyografisi, kişinin şahsiyeti, kimliği, o su bu su her şey ortaya çıktı diye. O kişinin Evet. ifadesi alınmadı mı? Alındıysa ne Evet. dedi? Hayır, alınmadı. Sizin kadar biz de şu an anlam vermeye çalışıyoruz. Biz Hep buradan... birlikte soralım, neden bana bilgi verilmiyor? Neden bu ifade alınmadı? Neden bu insanlarla ilgili bir işlem yapıldı mı, yapılmadı mı? Ben de şimdi bilmediğim için hiçbir şey sormuyorum. Ama bunu vereli 2 sene oldu. Benim kardeşim neden öldü? Ben yani deli olacağım.